Cihan. Cihan. Kim yaptı oğlum bunu? Borada aslan yaptı abi. Kan bağı anlaşmamızı sen bozdun. Ne diyor lan bu manyak? Bir anlasam. Artık hiç kimse güvende değil. Bizi yalnız bırak. Abi, hadi oğlum. Bunca mizanseni boşa kurmadığımı anlamışsındır. İstesem şuracıkta seni de şu vasıfsız adamını da çoktan öldürmüştüm. Bırak altyazıyı, derdini söyle. Behram Adıvar'ın korumasında olduğun için şimdilik hayattasın. Ama sana yaşadığım bu hayatı zehir edeceğim. Gebeleme oğlum, açık açık konuş. Artık kan bağlaşması falan yok, bitti. Bugün Ali'yi tuttun depoda. Adamın Cihan, benim alemden birini, Teo'yu öldürdü. İlk kanı sen akıttın Kuzgun Cebeci. Seni ırgalamayan meselelere girersen olacağı bu. Dila'yla ilgili her şey benim meselem. Dila'nın adını ağzına destursuz almayacaksın bundan sonra. O artık Dila Cebeci. Benim karım. Anlaşma bitti. Anlaşma falan yok artık. Bundan sonra sana değen herkes bedel ödeyecek. Annen Meryem, kız kardeşin Kumru, erkek kardeşin Kartal, evindeki Fusun, adamın Cihan, karın Dila. Onlara dokunursan... Yüreğin devamlı ağzında olsun Kuzgun Cebeci. Hayatına değdiğin herkesin çöküşünü izlettireceğim sana. Birini kurtarsan bile diğerine yetişemeyeceksin. Seni Behram Adıvar'la birlikte tarihe gömeceğim. Bir haber hazırlıyorum. Yoğun bakım ünitelerinin bilinmeyenleriyle ilgili. İşte medikal süreçler, teknik durumlar hakkında. Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Yaşam destek ünitelerine ait verilere ihtiyacım var benim. Yardımcı olabilir misiniz? Ya, mümkün değil. Gizli bilgiler onlar. Anladım. Yani peki bu verilere siz nasıl ulaşıyorsunuz? Arıza dışında belli dönemlerde aletlerin bakımı yapılır. O zaman hafıza kartından bilgiler alınır. Yani bir teknisyen içeri girip bilgileri alabiliyor. Yani. Teşekkürler. Gerçekten evlenmişler mi?
Dilacığım, daha ne kadar bekleyeceğiz? Öncelikle duyacaklarınızdan sonra sakin olmanızı rica ediyorum. Hadi bakalım, bomba geliyor. Öyle bir etkisi olacak maalesef. Ben bugün Kuzgun'la evlendim. Abla sen ciddi misin? Şaka yapıyor ama şakası bile komik değil. Şaka değil. Babamın da haberi var. Bugün gittik, evlendik. Selamun aleyküm. En heyecanlı yerini kaçırdın mı yoksa? Verdin mi güzel haberi? Sana gelme demiştim Kuzgun. Ne fark edecek canım? Ha bir saat önce, ha bir saat sonra. Sonuçta artık cümbür cemaat mahalle yaşayacağız. Nazcığım, odana gider misin lütfen? Seni benimle tehdit etti değil mi? Hayır. Yalan söyleme bana. Kardeşimi ikna etmek için beni mi kullandın lan? Ali, küçük harflerle konuş. Bağırınca söylediklerinin önemi artmıyor. Haberin olsun. Ali'nin söyledikleri doğru mu Dila? Hayır. Kuzgun'u sevdiğim için evlendim. Behram'a da var mı istedi bu evliliği? Vallahi kimin ne istediği, ne düşündüğü pek umurumda değil. Kuzgun'la onu sevdiğim için evlendim. Sana inanmıyorum. İnancına da, onayınıza da ihtiyacım yok. Yahu kafayı yiyeceğim. Kızım, senin bize kastın mı var? He? Derdin ne senin? Çek vur bizi. Böyle ihanet ederek öldürmüyorsun, süründürüyorsun. İhanet ettiğim falan yok. Sevdiğim adamla evlendim, o kadar. Ben artık iki aile arasındaki düşmanlık bitsin istiyorum. Eğer sen bu herifi bize tercih ettiysen, sen de benim düşmanımsın. Abi lütfen. Defol git bu evden Nila. Eğer ben burada yoksam hiçbiriniz güvende değilsiniz, biliyorsun. Asıl seninleyken güvende değiliz. Hadi çık git. Ali ne yapıyorsun? Yürü, ikiniz de Ali, gidiyorsunuz. Gide. Çek elini. Karışma lan. Ali! Dila Cebeci benim karım. Benim karıma da kimse dokunamaz. İyi misin? Ailemizi düşürdüğün hale bak. Ben sadece bir savaşı bitirmeye çalışıyorum. Bunun yöntemi gerçekten bu mu Dila? Böyle damdan düşer gibi evlendiğinizi söylemek. Abini bu duruma düşürmek. Tepkinizi anlıyorum. Çok ani oldu, evet. Ama hepimiz bu evliliğe alışacağız. Çünkü bundan sonra burada hep birlikte yaşayacağız. Kimse beni bu herifle aynı evde yaşamaya zorlayamaz. Ali ne yapıyorsun? Kendine gel. Tetiğine basmayacaksın, silah çekme. Ali saçmalama, sakin ol. Sıkamam mı sanıyorsun lan? Sık lan. Sıkmazsan adam değilsin, sık. Kuzgun dur. Ali indir şunu. Ali lütfen indirir misin o silahı, sakin ol. Bu herif beni kaçırdı. Şeref amcayı öldürdü. Babamı hapse attırdı.
hepsi senin yüzünden. Herifi aramıza soktuğun yetmedi, bir de evlenmişsin herifle. Ali, yalvarıyorum, indir şunu. Gel sakince konuşalım. İkinizin de bu evde yeri yok. Defolun gidin, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Dila, sen şöyle geç. Hayır. Çekil, bir derdi varsa benimle halledecek. Dila, al git şu herifi. Birincisi, senin muhatabın Dila değil, benim. İkincisi, buradayım çünkü Dila'nın bu evden çıkışı yok. Size göbekten bağlı. Bu evden çıkarsa Behram Adıvar'ın size yazdığı son da malum. Bunu sen de biliyorsun. Yani Dila, sizi ben karımı korumak için buradayım. Denklem bu kadar basit. Şimdi indir şu silahı. Ulan ailemizi paramparça ettin. Kardeşimi çaldım ben. Geberteceğim ben seni. Sık oğlum o zaman, amma uzattın, hadi. O tetiği çekersen beni öldürmüşsün demektir Ali. Ya bu herif bizi bitirdi be. Ölecek misin bunun için? Gerekirse ölürüm. Kuzgun da siz de ailemsiniz. İndir şunu. İndir dedim Ali. Bundan sonra bu ev tarafsız bölge. Hiç kimsenin değil. Bugün itibariyle Bilgin ve Cebeci ailesinin düşmanlığı sona erdi. Herkes her şeyi unutacak. Babamın yerini doldurmayı ben istemedim Ali. Seçtiler. O yüzden artık kimse kararlarımı sorgulamasın. Kardeşinin sözünü dinle. Nankörlük etme. Bu kızın tek derdi sana rağmen bu aileyi korumak. Benim derdim de karımı korumak. Bir daha da o tabanca elini alıp ikinci kez karşıma dikilme. Tetiği çekmeni falan beklemem. Kimse alamaz seni elimden. İla bile. Gel. Aşağıya hazırlattım. Şimdi ben Dila istedi diye hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Her şeyi sineye mi çekeyim? Çekeceksin. Ne diyorsun Şermin? Bizim gibi ailelerde bu tarz evlilikler hep olur. Benim asıl merak ettiğim bu gerçek bir evlilik mi? Ha, işin magazini yani. Hayır tabii ki. Ama eğer bu gerçek bir evlilik değilse kuzgundan kurtulmamız çok daha kolay olur. Sanmıyorum. Dila öyle kağıt üstünde evlilik yapacak bir kadın değil. Anlayacağız onu. Şundan eminim. Dila apar topar kuzgunla evlendiyse ve söylediğin gibi seni kullanarak tehdit edildiyse bilmediğimiz çok şey vardır. Ve bilinmeyen çoksa temkinli olmak gerekir Ali'cim.
öfkeyle kalktıkça zararla oturacaksın. Eğer kuzguna karşı zafer istiyorsan önce öfkeni kontrol et. Artık planlı davranmanın zamanı gelmedi mi? Behram Adıvar'ı bulup indirdiğim gün bütün bu şamata bitecek. Boşanacağız hemen, merak etme. Ne kolay söyledin ya. Birilerini indirmek falan. Hayırdır? Ürperdin mi Rıfat Bilgin'in kızı? Beni bu şekilde yaralayamazsın, yapma artık. Farkındayım, sindirmişsin mevzuyu. Rıfat Bilgin'e yakışır bir evlatsın maşallah. Gerçekten senin ondan bir farkı mı var sanıyorsun ya? Şşş, sakın. Beni babanla aynı cümle içinde kullanma. Babam illegal işler yapıyor, doğru. Da sen? Sen sanki namusundan mı para kazanıyorsun kuzgun? Bana hariçten gazel okuma. Kendimi sana anlatacak değilim. Aman sakın. Gerçekten hiç halim yok dinlemeye. Zaten merak da etmiyorum artık. Ben hep babamın kızıydım, evet. Ama kendimce direniyordum. Kendi küçük dünyamda adil olmaya, adaletli olmaya çalışıyordum. Hani sordun ya bana, bu eller ne kadar karanlığa dalar diye. İşte bu eller 20 yıl boyunca ben hep doğru şeyler yapsın istedim. Doğru insanları savunsun. Masumların yanında olsun istedim. Ama sen bu elleri benden kesip attın kuzgun. İçimde iyiye dair ne varsa hepsini parçaladın, yok ettin. Senin suçunu örtbas ederken de Rıfat Bilgin'in kızıydım. Babamı korurken de. Ne yapalım? Sen nefret ediyorsun diye ailemizden, babamızdan mı vazgeçelim kuzgun bey? Ailem ne ailem. Gören duyan da sıcacık bir yuva zannedecek. Benim için öyle, doğru. Ben bütün sevdiklerimi sana inandığım için kaybettim. Seni korurken. Ali ne dese haklı. Şu an onu dinlemediğim için bu noktadayız. Babam da, abim de senin yüzünden sırtını çevirdi bana. Al. Bak şimdi gerçekten kimsesiz kaldım. Kendinle ne kadar gurur duysan azdır kuzum. Bravo. Sen biliyor muydun beni bu yüzden kaçırdığını? Ama evlendiklerini bilmiyordum. Engel olduğumu düşünmüştüm. Herif benden bir kardeşimi almamıştı, onu da başardı. Dila bu evliliği isteyerek yapmadı Ali. Seninle tehdit etti. Mecbur kaldığı için evlendi. Mecbur kaldıysa da Dila'nın canına minnet. Görsen herife toz kondurmuyor. Kuzgun'u korumak için yapıyordur. Yalan olduğunu söylese ne seni durdurabilir ne de diğer ortaklar Kuzgun'u ciddiye alır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Dila babam gibi seni de kör etmiş. Yahu adam Şeref amcayı öldürdü. En yakın adamın Teo'nun sonu oldu. Sen hiçbir şey yapmıyorsun Bora. Behram adı var Kuzgun Cebeci'yi koruyor Ali. Bizimle aynı masaya oturtmak için evlendirdi Dila'yla. Allah aşkına onun için Kuzgun'un ne önemi var? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama öğreneceğim. Bu dünyayı Kuzgun'a dar edeceğim Ali. Yemin ediyorum, bak yemin ediyorum sana. Bu yaptıkları yanına kar kalmayacak.
Şimdilik koltukta idare et. Ortalık sakinleşince başka bir çözüm bulacağım. Uzat elini. Ne oldu? Ölçü alacağım yüzük için. O kadar uzun evlilik almayacağız, merak etme. Artık olduğu kadar. Cumartesi bir programın var mı? Hayırdır, el öpmeye mi gideceğiz? Daha iyi bir fikrim var. Düğün yapacağız. Sen ne meraklıymışsın ya evlenmeye? Sen onların arasına katılmak için evlenmedin mi benimle? Ben de o leşlerin arasına tek seferde takdim edeceğim seni. Daha ne istiyorsun? Cumartesi uygun mu? Malum. Damatsız düğün olmaz. Bir kere evlenmiş bulundun. Artık biraz ceremesini çekeceksin. İyi geceler. Sana da. Anlatmadı mı? Hayır. Ama bir derdi var kesin. Ben biliyorum. Sigortaya olan borcu yüzünden. Bir de ben Kuzgun'un verdiği parayı yaktım. Ona da kızgınım. Ya kızarsa kızsın. Herhalde o parayla borç ödemeyeceğiz. Dilim varmıyor ama. Benim bir fikrim var kızım. Ne? Biz bu evi satışa çıkaralım. Nasıl olsa borç yüzünden haciz maciz el koyacaklar. Hiç olmazsa ederine satarız. Borcumuzu kapatırız. Kalanını da kenara koyarız, kiraya çıkarız ha? Ne dersin? Babamı terk mi edeceğiz? Ne oluyor gece gece? Kuzgun'la Dila evlendiler. Haberin var mı? Posta aldı mı sana? Yok öyle bir şey. Sana daha önce bir soru sormuştum. Abin kimin yüzünden öldü diye. Gerçeği öğrendin mi Kuzgun'dan? Abin Dila'yı kaçırmaya çalıştıkları için öldü. Kuzgun Dila'ya ulaşabilmek için harcadı abini. Yalan söyleme bana. Söylemiyorum. Abin Kuzgun'un Dila sevdası yüzünden öldü. Şimdi ne oldu? Abin mezarda. Kuzgun kardeşimle evli. Eğer bana inanmıyorsan Kuzgun'u açık açık sor. Dila'yı kaçırmak için tezgah kurmuşlar mı yoksa kurmamışlar mı? Zaten cevabı aldığında bana inanacaksın. Abinin Kuzgun yüzünden öldüğüne inandığında ara beni. Bir tane.
Abin mezarda. Kuzgun kardeşimle evli. Hayırdır? Abim neden öldü Kuzgun? Niye soruyorsun durduk yere? Durduk yere değil, bilmek istiyorum. Bilmen gereken her şeyi biliyorsun zaten. Hayır, bilmiyorum. Siz abimle gerçekten Dila'yı kaçırmaya çalıştınız mı? Hani evlendiğin, uğruna beni yanından gönderdiğin Dila'yı. Sen neyi ima ediyorsun? Abimin ölümüne sebep olan kadınla mı evlendin? Sen bu Dila'yı niye diline doladın şimdi? Hı? Karın olunca dokunulmaz mı oldu? Sabrımı zorlama Füsun. Sen bana da abime de ihanet ettin. Dila yüzünden hem de. Harbiden böyle mi düşünüyorsun? Söyle o zaman. Dila yüzünden mi öldü abim? Dila ile bir ilgisi yok. Tamam mı? Anladın mı? Yok. Sana inanmıyorum. Bunca yıldan sonra neye inanmak istiyorsan ona inan. Sana Dila ile ilgili hesap vermeyeceğim. Verme zaten, ben alacağım cevabı aldım. Bundan sonrasında da gelme lütfen, ben gidiyorum. Varınca haber et. Olur. Dalga geçer gibi bir de düğün yapıyor. Hepimize res çekiyor. Kuzgun'un ailesini düğüne çağırır mısın Şermin? Nasıl? Ne bileyim işte. Annesini, kardeşlerini. Gelmezler. Maharetini göster Şermin. İkna et bir şekilde. Kuzgun her seferinde bir ailesi olmadığını söylüyor. Şimdi bu yalanını patlatmanın zamanı geldi. Kuzgun'un ailesini Nahat, Mehmet o düğüne getir Şermin. Herkes Kuzgun'un yumuşak karnını görsün bilsin. Demek sonunda bana inandın. Hayır ama birkaç gün daha İstanbul'da kalacağım. Seni dinlemeye karar verdim. Tamam, bu bana yeter. Zaten gerçekleri öğrenince bana ikna olacaksın. Davet etmek istediğin birileri var mı? Yok. İyi. O zaman düzgün görünümlü birkaç kişi çağır. Kadın erkek karışık olsun, bir masada otururlar. Fuzuli işler kuran çapsın ya. Şunu da parmağına tak. İsimle yazdırdın mı içine? Keşke senin kadar romantik olsaydım. Parmağına takmayı becerebilirsin herhalde. Sola. Güzel. Kolay gelsin. Sağ ol. Meryem Hanım. Buyurun. Merhaba, Şermin ben. Rıfat Bilgin'in eşi. Müsaitseniz içeri girebilir miyim? Sizinle konuşmak istediğim bir konu var da. Malum dünür olduk. Dünür? Dila ile Kuzgun evlendi. Haberiniz yok mu? Kusura bakmayın. Haberiniz olmadığını bilmiyordum. Girebilir miyim? Teşekkürler. Ayakkabıyla içeri girmeseniz. Pardon.
Tebrik ederim. Bilginlerle akraba almışsınız. Ne? Hatta haberini bile hazırlıyorum. Kuzgun Cebeci senin abin değil mi? Evet de evli olduğunu bilmiyordum. Sağ ol. Ne konuşacaktınız benimle? Bu sizin. Düğünümüz bu cumartesi. Aile arasında küçük bir tören olacak. Maksat adet yerini bulsun. Siz de çocuklarınızla gelin lütfen. Ben o eve adımımı bile atmam. Sizinle açık konuşacağım. Geçmişte olup biten husumete dair pek bilgim yok. Kim haklı, kim haksız, ilgilenmiyorum da açıkçası. Bugüne gelirsek eğer, Kuzgun benim abimi öldürdü. Kocamı hapse attırdı. Gerçekten kısasa kısas hesabı gütseydim, oğlunuzu öldürtürdüm. Bunu yapabilecek gücüm var. Ama yapmadım. Çünkü Dila Kuzgun'u seviyor, biliyorum. Ben bir şey yapacağım, siz bir şey yapacaksınız. Sonra tekrar ben yapacağım. Bunun bir sonu yok. Ve gerçekten ben ne abimin ne de kocamın yaptıklarının cezasını çekmek istiyorum. Ben sadece evimde huzur istiyorum. Ve gerçekten size bir kadın olarak geldim bugün. Belki de bu evlilik iki aile arasındaki savaşı bitirmek için iyi bir fırsat olabilir. Dila ile Kuzgun bir karar almışlar. Kararlarına saygı duyuyorum. Kayıplarıma rağmen kin gütmüyorum. Lütfen siz de bir adım atın. Oğlunuz için. Gelin bu süreci biz kadınlar bitirelim. Çocuklarımız için. Düğün günü masanız hazır olacak. Umarım Kuzgun için orada olursunuz. İyi günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi misin diye bir bakmaya geldim. Değilim. Oğlum. Senin yaptığın nevşi müdafaydı, tamam mı? Arkanda delil melili yok. Ben Bora ile konuştum, ikna ettim. Korkacak bir şey yok. Silah sende değil mi? Ben de güvende, merak etme. Ver onu bana, ben de dursun. Tamam. Cumartesi düğün var ya. Bizim çocuklara söylerim, düğüne getirirler. Sana da orada veririm. Ne düğünü? Senin haberin yok mu? Dila ile Kuzgun evlendi. Neden Kuzgun'a boyun eğdin Dila? Sen bana söz verdin. Evlenmeyeceğim diye sen bana söz verdin Dila. Ben sana Ali'yi kurtarıp getireceğim dedim. Ali'yi kurtardım Dila. Sen niye benden haber almayı beklemedin? Sen aradığında abimin kurtulduğunu biliyordun. Bile bile evlendim. Kuzgun'u seviyorum çünkü. Sevdiğim için evlendim. Sana inanmıyorum. Bu artık hiçbir şey değiştirmez. Bak gerçekten sevdiğini bilsem.
Bak yemin ederim asla bir daha sorma. Ama değil Dila, biliyorum sen bu evliliği istemedin. Bir şey var Dila. Beni inandıramazsın. İnan öyle bir çabam da yok. Kuzgun artık benim kocam. Eğer ona zarar verirsen... ...bana vermiş olursun Bora. Bunu unutma yeter. Sana zarar verecek hiçbir şey yapmam ben. Sen bunu biliyorsun zaten. Bunun için o kuzgun denilen adama bile tahammül edebilirim. Ama boşanana kadar. Kuzgun o evde olduğu sürece hiçbiriniz güvende olmayacaksınız. Ne demek bu? Koynunda bir yılanla yaşıyorsun demek Dila. Kuzgun patlamaya hazır bir bomba. Bak en ufak bir açında. İlk seni, aileni, o evi yok etmek isteyen bir bomba hem de. Abim bizi düğününe mi davet etti? Hı. Rıfat'ın karısı getirdi bugün. Aile arasında küçük bir tören olacakmış. İyisi işte bu evlilikte düşmanlık da bitsin falan filan dedi. Gidecek misin? Hayır. Vallahi ben giderim. Bu davetiye o eve giriş bileti sayılır. Asla kaçırmam. Kızım niye girecek misin ha? Başını belaya mı sokacaksın? Ne alakası var ya? Benimkisi haberci refleksi. Sen de gelsene Kartal. Gelirim. Oğlum sana ne oluyor ya? Hadi o meraklı Melahat. Sen niye gidecekmişsin? Abim bir bilgine soyadını vermeye gocunmuyor da biz düğününe gitmeye mi gocunacağız? Sirke satmasın. Bu şekilde evlenen ilk insan sen değilsin. Tabii ya. Söylemesi kolay. Burası sokak değil. Alışacaksın. Her şey istediğin gibi olmaz. Gerektiğinde susmasını, sineye çekmesini bileceksin. Bu şamataya o yüzden katlanıyorum zaten. Yoksa kimse beni onlarla aynı evde yaşatamaz. Sen sevmesen de o insanlar Dila'nın ailesi. Dila onları bırakamaz. E tabii karın olduğu için sen de Dila'yı bırakamayacaksın. O evde yaşamaya mecbursun uzun. Yoksa Behram adı var bu evliliğin gerçekliğine inanmaz. Kazanacaklarının yanında o evde yaşamak bedel bile sayılmaz. Hem Dila'nın canını kurtarıyorsun. Hem de Behram adı varın masasındaki kişilerden birisi oluyorsun. Biliyorum. Dön bakayım. Sen gelecek misin düğüne? Hayır. Şu icazet ne zaman gelir? Zamanı gelince. Dön bakayım. Önce şu düğün meselesini bir hallet. Aldın hayırdır? Damat tıraş olmayı unutma. Biz içeride olacağız bütün gün. Siz de gelininizi giyince saçınıza son dokunuşları yapmaya geliriz. Tamamdır, ellerinize sağlık. Hı hı. Çok güzel olmuş Narıcığım. Beğendin mi Farah? Çok. Ama bir şey diyeceğim. Sen hepimizden daha da güzel olmuşsun. Dilacığım. Biraz üzülüyorsun. Babam olmayınca bu kadar oluyor, ne yapayım? Abla yine de bugün senin en mutlu günün.
Babam bize geri dönecek. Sen bugünü güzel hatırla. Tamam. Haklısın prensesim, tamam. Anne baksana. Sence hangisi daha güzel? Kızım sen ciddi misin yani? Düğüne mi gideceksin? Evet. Çift taraflı davetiyem var. Sınırlı sayıda basın kontenjanından da. Vazgeçmedin, geliyorsun değil mi? Geleceğim. E hadi hazırlan o zaman. Geç kalmak istemiyorum. Ne boyayacağım? Abim evleniyor. Daha ne olsun? Kesin bir hesabı var da. Ne? Gergin misin abi? Ya yok ya. Bu gereksiz hareketler kastı sadece. Bir iki bir şey ataydık. Rahatlardın. İyi böyle iyi. Dila hazır. Seni bekliyor. Abi ben de dışarı çıkayım. Eksik yedik var diye. Çok yakışıklı olmuşsun. Sen de çok güzel olmuşsun. Sen benim eniştenmişsin. Nazalım söyledi. Doğru mu? Doğru da sen bana Kuzgun abi desen daha iyi olur. Bana ne? Enişte diyeceğim. Olur, olur. Hadi bakalım biz yukarı çıkalım. Gel. Sen ablamın kalbisin. Bunu unutma. Neyim? Kalbi. Senin için bu evdeki herkesi karşısına aldı. Onu üzme, olur mu?